Malzemelerimiz neler Neslihan Hanım? Kuru incirimiz var, şekerimiz var, suyumuz var. Birkaç tane limon tuzu atabiliriz. Susam ekliyoruz en son piştikten sonra üzerine. Şimdi de bakın yaklaşık bir tabak kadar kuru incirimiz var. Bir kilo kadar bir incir alınabilir. Yine yarım kilo kadar şeker. Buna 1,5 ölçü kadar da su ekledik. Bizim şimdi tenceremizde kaynıyor. Bunları küçük küçük 4 parçaya ayırabiliriz. Toz şekerimizi de bu arada sıcak suyumuza döktük ve şerbetini hazırlıyoruz. Evet, incirlerimizi böldük ve son incirimizi de sen bölüyoruz. Vallahi çok güzel oldu. Biz bu arada incirlerimizi küçük küçük doğrarken suyumuz da kaynadı. Biraz kaynayıp onun koyulaşması gerekiyor. Sonrasında da bakacağız, koyulaştığı zaman reçel incirlerimizi atacağız. Biraz da öyle kaynatacağız ve ondan sonra olmuş olacak. Şerbetimiz kaynadı. Çok güzel bir kıvam aldı. Biraz koyu olmasını bekliyoruz. Biraz koyulacak. Daha sonrasında arzu eden olursa biraz daha böyle kıvamlı ve şekerlenmemesi için şöyle çok az limon tuzu atıyoruz. Şekerlenmesini de önlüyor aynı zamanda koyu olmasıyla birlikte. Çok azıcık böyle hani ekşi tadı çok fazla gelmemesi gerekiyor. Ama birazcık böyle bir taşım kaynadıktan sonra incirlerimizi atıyoruz. Atıyor muyuz artık? Şimdi sıra geldi. İnce ince minik minik parçalara böldüğümüz incirlerimizi kaynayan şerbetimizi atmaya. Evet, biraz da böyle bir 15-20 dakika bakacağız reçelin kıvamı nasıl oldu, incirler yumuşadı mı, yumuşamadıysa biraz daha kaynatabiliriz. Yumuşadıktan sonra zaten olmuş oluyor. En sonunda susamlarımızı ekliyoruz ve bitiriyoruz. Çok güzel oldu kıvamı reçelimizin. Kıvamını aldı. Şimdi biraz da susam ekleyelim. Mis gibi koktu. Kokurdadıktan sonra tamam. Susamı niye ilave ediyoruz? Lezzet kalsın diye bir daha da. O kokusu evet çok güzel ve yerken çıtır çıtır insanın ağzına geldiği zaman çok lezzetli oluyor gerçekten. Biraz daha atabilirsiniz evet. Böyle bol susamlı olsun. Evet, çok da güzel görünüyor. Bol çıtır olsun. Görüntüsü şahane. Evet, harika oluyor. Şimdi bu birazcık daha kaynadıktan sonra tamam. Hatta kapatabiliriz bile. Ne zaman yiyebiliriz? Soğusun ya da böyle ılık hale geldikten sonra yenilebilir. Herkese afiyet olsun deneyenlere inşallah. Vallahi çok güzel görünüyor. Tadına bakacağım. Yalnız biraz soğumasını bekliyorum. Ağzım yanmasın. Şimdi tadına bakma vaktidir diyorum. Susamlı, incirli, lezzetli, doğal mı doğal? Organik ev reçeli. Evimizde nasıl reçel yapabiliriz diye düşünüyorsanız işte harika bir tarif verdik sizlere. Hemen şöyle incirinden, susamından, suyundan hepsinden alıyorum ve organik incir reçelinin tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.